Diş anatomisi ve morfoloji dersi bir şey. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tam ciddileşelim. Bak like de ekledim buraya. De ders 4'te buraya yorum da gelecek. Evet. Arkadaşlar kısım 3'te ders 3'te ne anlatacağız? Bir dişin dokularını tanımlamada kullanılan terminoloji ve anatomik kron ve kök tanımlaması. Evet arkadaşlar her diş 4 adet dokudan oluşuyor. Bunlar mine, dentin, cement ve pulpa. 4 adet. Şuraya not alalım hemen. Kalemimi aldım. 1. Mine, dentin, semen, pulpa. Şu ilk üçü kalsifiye olarak tanımlanır. Kalsifiye. Çünkü yüksek miktarda kalsiyum gibi mineralleri içerir. Görevi olarak serttir. Bu dokular serttir. Yüksek kalsiyum içerir. Arkadaşlar herhangi bir dişi çektiğinizde buradan iki tanesi gözüküyor. İlk yaptığım diş bundan Şurası mine, şurası da sementiyum. Yani kronu kaplayan mi nedir? Kökü kaplayan ise sementyumdur arkadaşlar. Sementtir yani. Anatomik kron ve anatomik kök görünür arkadaşlar bir dişi çektiğimizde. Dentin ve pulpa tam bir dişte gözlenmiyor arkadaşlar. Mine göreceli olarak beyazdır ve anatomik kronun koruyucu diş yüzey tabakasıdır. Yani mine kronu kaplayan kısım kron kök, kronu kaplayan kısım beyazdır. Koruyucu diş yüzey tabakasıdır. Arkadaşlar mine vücuttaki en sert dokudur. Kemikten daha sertler. Ondan dolayı dişimize kolay kolay zarar gelmiyor. Yüksek oranda mineralizidir. Mineral içeriği %195. Mini %95 en sert. Yazdık buraya. Kalsiyum, kalsiyum. Şöyle de CA yazalım. Sement arkadaşlar anatomik kökün mat sarı dış tabakasıdır. Şimdi şuraya ben bir diş çizeyim şöyle. Şurası kök, şurası sementiyum. Şurası mı de Şu dentin. Şurası da pulpa. Kronu kaplayan mine dentin hem kökte hem de kronda vardır. Şöyle içeride şöyle bir yüzey dentin. Şurası pulpa kavitesi, pulpa ve de kökü kaplayan, kökün dışını kaplayan da sement. Sement arkadaşlar mat sarıdır. Mat sarı yazıyorum. Genelde çok ince olan sement özellikle kök ile kronun birleştiği bölgede daha incedir. Yani diyor ki şurası kök ile kronun birleştiği servikal çizgi yani servikal çizgi diyoruz biz buna şöyle bir çizgi. Burada şu, burada daha kalınmış. Şöyle 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 boyayacak olursak buraya yaklaşınca servikal çizgiyi inceliyormuş. Burası böyle kalın burada inceliyormuş. Burası böyle kalınmış yani. Kalınlığı insan saçının kalınlığı ile karşılaştırılabilir. Sement %65 mineralizedir. %65 bu %95, %65. Bak bunlar çıkıyor. Sınavda hep karşılaştırılma çıkıyor. Mine ile sementin birleştiği nokta servikal çizgi. Bakın burada da yazmış. Şöyle bir çizgi var. Bu servikal çizgi. Bakın dişte de göstereyim size. Şöyle şurada bir çizgi var. Görüyorsunuz değil mi? Şurada şöyle. Yani belli oluyor zaten. Ona biz servikal çizgi diyoruz. Dişin servikal çizgisi, servikal hat. Mine birleşimi anatomik kron ile anatomik kökün birleşimidir arkadaşlar. Oldu nokta servikal çizgiye. Arkadaşlar dentin hem kronda hem de kökte iç kısmında sert sarımsı dokudur. Sert. Zaten biz bunların hepsine kalsifiye serttir dedik. Dişin merkezinde bulunan pulpa kavitesi. Şurasına apikal foramen diyelim biz. Apikal uç demek. Apikal foramen. Burası kök kanalı. Burası da pulpa odası. Pulpa odası. Apikal foramen pulpa odası, pulpa. Şu dişi daha iyi çizebilirim sanırım. Size dişi daha iyi çizeyim, daha iyi anlayın. Apikal foramen demiştik. Apikal uç kısmına kök kanalı pulpa odası diyoruz sement arkadaşlar yüzde 65 mineraliz arkadaşlar normalde gözükmeyen dentin kesildiğinde ya da delindiğinde gözlenebilir yüzde 70miş sıralaması mine dentin ve sementmiş arkadaşlar en sert mine sonra dentin sonra sement bu sıralaması kesin çık şunlar da çıkıyor 95 yüzde 70 65 diye de çıkıyor mine dentin birleşim mine dentin yani şu birleşim şurası şurada birleşiyor. Mini ve dentin şurada birleşiyor. En iyi radyografide gözlenebilir. Arkadaşlar burada damarlar geçiyor. Sinirler geçiyor. Bağ dokusudur. Pulpa kavitesi dentin ile çevrelenmiştir arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi dentin pulpa. Kavite demek boşluk demek. Pulpa boşluğu. Şöyle dentin ile çevrelenmiştir arkadaşlar. Bir dişin dentin üreten hücreleri odontoblastlar deniyor dişin yaşama boyunca dentin üretirler. Dentinler artınızın sonuna kadar dentin üretiliyor fakat mine üretilmiyor. Pulpada bulunan sinir sorunlanmaları sıcak soğuk batma tatlı yiyecekler çürük, travma ya da enfeksiyon gibi duyuları beyni iletir. Böylece biz de bunları algılarız. Yani pulpadaki sinirler, çürüğünüz vesaire hepsini beyni iletiyormuş. Beslenme. Kan damarları, kan akışı içinde bulunan besinleri, hücreleri odontoplastlara yani taşır ve böylece dentin oluşumu gerçekleşir. Savunma ya da korunma. Pulpa tamir dentin yaparak odontoplastlar tarafından yapılıyor bu. Yaralanma ve çürüklere yanıt verir. Dentir hayatınız boyunca üretiliyor fakat mini üretilmiyor. Beslenme mi? burada damarlar yoluyla odontoplastlar besliyor dişi. Pulpada bulunan sinir sollanmaları, çürük vesaire, sıcak soğuk bunları algılıyor, duyuyor. Pulpa tamir dentini yapıyor. Dişin dokularını tanıdık. Mine dentin pulpa, semen, sertlikleri, kalsiyum dedik. Ve i̇şte beslenmesinden bahsettik, duyusundan bahsettik, savunmasından bahsettik. Soruya gelelim. Elimizde tuttuğumuz bütün bir dişte hangi birleşimler gözlenmez? Semento enamel birleşim. B denti enamel birleşim. C denti o semantal birleşim. D dentino pulpal birleşim. Arkadaşlar bunun birden fazla şıkkı var. 2. Hangi mineralize doku en sertidir? A. Sement. B. Pulpa. C. Dentin. D. Mine. E. Alveol kemiği Çok basit zaten. Pulpa odasına neredeyse bütün sınırlarını saran doku hangisidir? A. Mine. B. Dentin. C. Sement. D. Alveol kemiği E. Periodontal ligament. Aşağıdakilerden hangisi pulpanın fonksiyonlarından değildir? Tatlı ve ekşi duygusunu alır. Ağrı duyusu dentine besin sağlar. Yeni dentin yapar. Yeni mine yapar. Bunda iki adet şıkkı var arkadaşlar. Umarım anlayabilmişsinizdir. Şöyle güzel bir sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşürüz.